Her hafta yaptığı açıklamaları. Aşı geldi, gelmedi, şu kadar doz yaptık, bu kadar doz yaptık. Geçen hafta BioNTech'le ilgili bu kaosu gördük. Birçok insan isyan etti. Kardeşim benim ikinci şeyim geldi, ertelendi. Sonra dendi ki yok ertelenmedi. Şimdi asıl ilginç olan şey şu. Bu kriz başladığında malum bu şeyde yansıdı, medyaya da yansıdı. Çin aşısını, Sinovac'ı getirmek için aslında Devlet Malzeme Ofisi direkt alım yapacak dediler. Orada bir rakam üzerine anlaşıldı. Sonra ne yaptılar? Türkiye'de bir sağlık firmasını ele geçirdiler. Yönetim kurulunu ele geçirdiler. Cayman ilacı. Ve Cayman ilaç Çin'deki Sinovac firmasıyla anlaştı. Anlaştığı rakam basına da yansıdı. Flakonu 12 dolar tanesi. Likit halde de 7 dolar. Sonra ortaya çıktı ki geliş rakamıyla satış rakamı arasında yani Çin'den çıkış rakamıyla Türkiye'ye giriş rakamı arasında 5 dolar civarında bir fark var. Kimin cebine Bu gitti? kimin cebine gitti? Şimdi burada bir skandal patladı. Ben asıl neyi öğrendim? BioNTech'le görüşüyorlar ve Uğur Şahin diyor ki CEO'su. Ben diyor iki ülkeye bu aşıyı kâr etmeden vereceğim. Bir tanesi Almanya, benim yetiştiğim, doğduğum ve vatandaşı olduğum ülke. Diğeri Türkiye, benim ana vatanım. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı üzerinden görüşmeler yapılıyor Ankara'da. Ve diyorlar ki Çin aşısını referans alarak biz size 9 dolardan vereceğiz. Ve kabul etmiyor Ankara bunu. Niye? Çünkü havuza para gitmeyecek. Hangi firma alacak? Adam diyor ki ben böyle bir şey yapmam. Rakam neyse o rakamdan veririm. Bu büyük bir skandal. Ben bunu ileride, sen geçen programda şey demiştin ya, devlette hiçbir şey kaybolmaz. Yani Kaybolmaz. bir tek evrak bile Mümkün değil. olsa bu dediğim rakamların, bu iddianın ben bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim ikinci büyük skandal, üçüncü büyük skandala. Sputnik V aşısı. Ya Sputnik V aşısı ile ilgili aslında pazarlıkların daha önceden sürdüğü ve ortaya bir firma çıktı. Viskoran firması. Viskoran firmasının sahibi kim? Öztürk Oran. Öztürk Oran kim abi? AK Parti Ümraniye Başkanı, il başkanı, ilçe başkanı AK Parti'nin. Başka görevleri de var. Başka Yani görevleri de AKP var. döneminde çok önemli Ve görevlere adam getirildi. bakıyorum roket gibi yükselmiş, Evet. yükselmiş, yükselmiş. En son Vakıf Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Şimdi Viskoran firması bunu acaba kaçlardan alacak? Kaçlardan satacak devlete? Buradaki oluşacak olan kâr kime nasıl gidecek? Bunları sorabiliyor muyuz?